Arkadaşlar merhaba, Cengiz Hoca ile Ayarlı Edebiyattasınız. Kampımızın 9. gününde bomba gibi çalışmaya devam ediyoruz. Herhalde sizler de ödevlerinizi yapıyorsunuz. Başınız dara düştüğünde Cengiz Hoca'yı zaten arayan arkadaşlarımız var. Gerekli cevapları onlara inşallah veriyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi 9. gündeyiz. Şimdi artık Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, masal, destan, fable bütün bunlara bakacağız. Ve yönümüzü artık yavaş yavaş İslamiyet öncesi sözlü döneme doğru çevireceğiz. Daha sonra yazılı dönem, daha sonra halk şiiri, divan şiiri şeklinde devam edeceğiz. Arkadaşlar kalbimizi göndermeyi unutmayalım. Çünkü hepiniz çok seviliyorsunuz. Hepinizin burada ayrı ayrı yeri var. Daha fazla uzatmayalım. Haydi başlayalım. Şimdi birinci konu başlığımız Dede Korkut hikayeleri. Bakın önemli yerleri zaten yıldızlıyorum sizlere. Daha önce Dede Korkut hikayelerinden sorular çıkmış. O yüzden çıkma ihtimali yine yüksektir. Lütfen Dede Korkut hikayelerinin özelliklerini bilelim. Şimdi Dede Korkut hikayelerinin asıl adı kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Taife-i Oğuzan'dır. Hocam ben bunu aklımda tutayım mı? Zaten istesen de kolay kolay bunu aklında tutamazsın. Gerek yok. Ne demektir bu kelime ya da kelime grubu? Oğuz toplulukların dili üzerine söylenmiş Dede Korkut kitabı anlamına gelir. Şimdi bu eserde, bu kitapta olağanüstü varlıklar, mitolojik öğeler barındırdığından destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünü kabul edilirler. Burası önemli. Lütfen hemen notlarımızın arasına ekleyelim. Yani sana seçeneklerde destandan halk hikayeciliğine geçişin ürünüdür falan dediğinde hemen Dede Korkut'a gidiyorsun arkadaşım. Türk kültürü açısından çok değerli olan bu eserde Oğuzların günlük yaşamlarına dair ayrıntılar, yine Oğuzların komşuları ya da birbirleriyle yaptıkları mücadeleler, aile yapısı, toplum ve devlet düzeni, kahramanlık algısı, inançlar, törelere dair bütün bunlara dair pek çok bilgiyi arkadaşlar biz bu kitapta rastlayabiliyoruz. O yüzden bizim için çok 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 değerli bir kitaptır Dede Korkut kitabı ya da Dede Korkut hikayeleri. Şimdi özelliklerine şöyle kısaca bir bakacak olursak Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar bir ön söz ile 12 hikayeden oluşurlar. Burayı adımızı bilir gibi bileceğiz. Bu arada şimdi bakın 15. yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir. Tamam. Buradan hemen şuraya gidelim. Hocam bu hikayelerin ortaya çıkışı 13-14. yüzyıllara tekabül ediyor. Ama 15. yüzyılda yazıya geçiriliyorlar unutmayın. Şimdi demişiz ki bakın yazmaları vardır. Burası önemli. Bunun yani bu hikayelerin iki tane nüshası var. Birisi Vatikan, diğeri Dresden. Son dönemde bir nüshasının daha, bir yazma nüshasının daha bulunduğu söyleniyor. Bunu da lütfen notları arasına ekleyin. Yani 3 nüshası, 3 yazması vardır derse seçenekte yine bunu doğru kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlardan Vatikan yazmasında 6 hikaye bir ön söz varken Dresden yazmasında 12 hikaye bir ön söz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi önemli bir özellik daha. Bu hikayeler şiir düz yazı yani böyle sorulmaz size şiir düz yazı demez de nazım nesir karışık der. Bu ifadeyi de lütfen bilelim. Zaten nazım şiir şeklinde, nesir de düz yazı şeklinde yazılan yazılardı. Oğuz Türkçesi ile son derece sade, akıcı ve güzel bir üslupla kaleme alınmıştır. Hikayelerde nesir kısmında seciye, seci ne demektir öğretmenim? Seci iç uyak. Şöyle düzeltelim burayı. İç uyak yani iç kafiye anlamına gelir. Düz yazıda daha çok kullanılır. Nazım kısmında ise aliterasyona yer verilmiştir. Aliterasyonun ne demek olduğunu zaten söz sanatlarında söylemiştik. Eğer bir dizede, bir satırda aynı sessiz harfler sıklıkla tekrar ediyorsa buna aliterasyon adını veriyor. Eserde İslamiyet'i kabul eden Oğuz topluluklarının bu yeni inanç sistemine ait namaz kılma, dua etme, yaşam, ibadet gibi arkadaşlar inanç unsurlarına da sıklıkla yer veriyor. Bu da artık zaten bizim yavaş yavaş İslamiyet'i tam anlamıyla kabullendiğimiz anlamına da geliyor diyebiliriz. Dede Korkut'ta yer alan hikayelerin konusu bakın Doğu Anadolu ve Azerbaycan bölgelerinde geçer. Doğu Anadolu ve Azerbaycan. Demek ki doğuda geçiyor arkadaşlar. 13-14. yüzyıllar arasında
Oğuz boyları arasında söylene gelen bu hikayeler 15. yüzyıl başlarında kimliği bilinmeyen bir halk ozanı tarafından yazıya geçirilmiştir. Şimdi yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi, öğrencilerimiz genellikle şöyle zannediyor. Bu hikayeleri yazan Dede Korkut. Kitabın adı Dede Korkut ya, yazan da Dede Korkut zannediliyor. Ama Dede Korkut bu hikayeleri yazan kişi değildir. Hikayeleri kimin yazdığı, kimin yazıya geçirdiği belli değildir arkadaşım. Dede Korkut bu hikayelerde bir derviş tipini temsil eder. Soy soylar, boy boylar, akıl verir. Bunu lütfen unutmayalım. Hem hikaye hem masal hem de destan özelliği gösterdiğinden yine destanı halk hikayesi olarak da nitelendirilmişlerdir diyebiliriz. Devam ettim. Eseri biz yalnızca edebi açıdan değil, yani sadece böyle edebiyat açısından bakmıyoruz bu esere. Türk dilinin o dönemki gramer özelliklerini göstermesi bakımından, Türk kültürünün yine o dönemki bize durumunu vermesi bakımından, Türk folklorunun, Türk tarihinin bütün bunları derleyip toparlayıp önümüze getirmesi bakımından bizim için çok 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 önemli bir yeri var Dede Korkut hikayelerinin. Hikayelerdeki kimi olgular son derece gerçekçi bir biçimde tasvir edilmiş olsa da bazı bölümlerde ne oluyor arkadaşlar? Çok böyle doğaüstü özellikler, olağanüstü olaylara da biz ne yapabiliyoruz? Rastlayabiliyoruz. Dede Korkut hikayeleri iki tür arasında geçiş eseri, yani destandan hikayeye, halk hikayesine geçiş eseri olduğu için hem destana hem de halk hikayelerine özgü nitelikler taşıyor. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili ilk inceleme ve araştırmayı Kilisli Rıfat Bilge yapmış. Eseri 16 yılında ilk kez Arap harfleriyle yayımlanmıştır. Bunları çok fazla bilmenize gerek yok. Bunlar çok karşınıza gelmez. Bilmeniz gereken en önemli şey Dede Korkut hikayeleriyle ilgili arkadaşlar. Az önce saydığımız özellikler var ya, işte nazım nesir karışık yazılırlar. İçlerinde şunlar anlatılır. Bir ön söz, 12 hikaye bulunur tarzında bu özellikleri kesinlikle bilelim. Çünkü bunlar benim işime yarayacaktır. Devam ettim. İkinci türüm halk hikayesi. Bakın arkadaşlar, bu Dede Korkut'ta halk hikayesi, masal da şuydu buydu. Bunlar aynı zamanda anonim halk edebiyatının nesir grubuna girerler. Orada tekrar bunlara değinmeyeceğiz. Bilgimiz olsun. Halk hikayeleri artık, Dede Korkut hikayeleri bitti. Değil mi? Artık bundan sonra ne gelecek? Halk hikayeleri. Zaten Dede Korkut hikayesi az önce ne söyledik? Destandan, ondan önce destanlar vardı. Halk hikayesine geçişin ürünü, yani o aradaki ürünler. Artık halk hikayesine geçtik. Yüzyıl nereye geldi? 16. yüzyıla geldi. O zaman 16. yüzyıldan itibaren edebiyatımızda görülen ve yine aşk, sevgi, kahramanlık, yeri geldiğinde yine din konularının işlendiği anonim hikayeler. E hocam, bunlar anonimse o zaman yine kimin bunları yazdığı vesaire belli değil. Dikkat edin. İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki destanın, divan edebiyatındaki mesnevinin, günümüzdeki roman ve hikayenin karşılığıdır. Bu bilgi yine seçeneklerde karşıma geliyor. Olağanüstülüklerin sınırlı olduğu halk hikayelerinde dil sade ve anlaşılırdır. Şimdi dil Dede Korkut'ta da sade, anlaşılır, açık bir dil vardı. Burada bakın, olağanüstülükler sınırlı diyor. Özellikle Dede Korkut'a göre ikisini karşılaştıracak olursak halk hikayelerinde olağanüstülük daha azdır arkadaşlar. Bunu da yine bilmekte fayda var. Bir diğer önemli bilgi bakın. Fasıl, döşeme, olay ve dua olmak üzere bölümleri var halk hikayelerinin. Şimdi özellikle masalın bölümlerini ÖSYM bize soruyor. Halk hikayesinin bölümlerini daha direkt olarak, yanlış hatırlamıyorsam, sormadı. Ama masalın bölümleri, yine destanların oluşum aşamaları ÖSYM'nin karşımıza soru olarak getirdiği bilgilerdir. Bunları da lütfen iyi analiz edelim. Devam ettim. Demek ki burayı bilelim o zaman. Oluşturulduğu dönemin sosyal ve siyasi yaşantısından izler taşır. Bu çok özel bir şey değil. Niye? Şimdi bizim şiirde veya romanda önemli değil veya hikayede zihniyet dediğimiz kavram var arkadaşlar. Ne demek hocam bu zihniyet? Her oluşturulan eser, bir roman olsun, bir şiir olsun, bir halk hikayesi olsun, zihniyetini taşır oluşturulduğu dönemin. Yani sosyal yapısından, siyasi yapısından, kültürel özelliklerinden bir takım izler taşır demek. Somut bir zaman birimi ve dilimi kullanılmaz. Olayların hızlı akışı kalıplaşmış ifadelerle de verilebilir.
Halk hikayeleri genellikle aşk, kahramanlık, cesaret, dürüstlük gibi bakın evrensel temaları, milli değil evrensel temalar işliyor. Hikayeci aşık tarafından asıl hikayenin arasına yeni hikayeler ne yapılabiliyor zaman zaman ilave edilebiliyor. İşte bu küçük hikayelere de Caravelle adını biz veriyoruz. Bu ismi de bilelim karşımıza gelecektir. Şimdi devam ettim. Halk hikayeleri aşıklar tarafından genellikle saz eşliğinde anlatılırdı, söylenirdi. Tamam. Burada onlarla ilgili bilgiler var. Nasıl oluştuğu, nasıl söylendiğine ilgili bilgiler var. Çok bizim karşımıza soru getirmez. Ama bakın genellikle seyircilerin isteğiyle mutlu sonla biterdi. Bu her zaman böyle mutlu sonla kavuşma olmayabilir. Ama seyirci tabii ne ister? Ya kavuşsalar şu aşıklar birbirine de bir görsek tarzında ister. Genellikle o yüzden bunları anlatan kişiler mutlu sonuna bitirirler. Şimdi aynen Dede Korkut hikayelerinde olduğu gibi bu halk hikayeleri de nazım nesir karışık olarak bizim karşımıza getirilir. Böyle konuşmaların, karşılıklı konuşmaların olduğu yerler nazım şeklinde, olayın anlatıldığı yerler de nesir şeklinde bize sunulmuştur arkadaşlar. Şurayı lütfen notlarımızın arasına ekleyelim. Burada güzel bilgiler var ve karşımıza bunlar geliyor. Edebiyatımızdaki hikayeler yani halk hikayeleri 3 önemli kaynaktan besleniyor. Bunlardan birisi Türk kaynaklı. İkincisi İran-Hint kaynaklı. Üçüncüsü de Arap edebiyatı kaynaklı halk hikayeleri. Çok duymuşuzdur Leyla ile Mecnun ve Yusuf ile Züleyha hikayelerini. Bunlar bakın Arap kaynaklı halk hikayeleri arkadaşlar. Bunları şöyle Ley diye aklımızda tutun. Arap Ley ne yapırsan var ha. Aklımıza tutalım. Ben Ley dedim. Arap Ley. İran Hint bu da Kef. Hani Kaf Kef var ya. Yani Kelle ve Dimle bu zaten Hint. Ferhat ile Şirin. İran. Türk kaynaklı halk hikayeleri de Kerem ile Aslı, Emrah ile Selvihan olarak karşımıza çıkacak. Bu isimleri, bu hikayeleri bilelim. Halk hikayelerinde de yine daha önce karşımıza sorular gelmiş. Devam ediyorum, geldim masala. Şimdi masal, halk hikayelerine göre arkadaşlar bir takım farklar ne yapıyor yine? Taşıyor. Tabii benzer yönleri de var. Şimdi bir kere olağanüstü olayların bakın gerçekleşmesi mümkün olmayan olağanüstü olayların anlatıldığı anonim halk edebiyatı üründür. Şimdi hocam halk hikayeleri de Dede Korkut hikayeleri de yine anonimdi. Onlarda da yine olağanüstülükler vardı ama masallardaki olağanüstülükler onlara göre çok çok daha fazla arkadaşlar. Zaten bu yönüyle de halk hikayesinden ya da efsanelerden biz masalları ayırdık. Düz yazı tarzında oluşturulur ancak az da olsa şiirsel yani nazım şeklinde oluşan masallar da var. O zaman bu da yine onu halk hikayesinden ayırdı mı arkadaşım? Ayırdı. Halk hikayesi nazım nesir karışık yazılırdı. Masalların çok büyük oranda geneli düz yazı şeklinde karşımıza gelir. Masallarda günlük hayatta karşılaşamayacağımız cin, peri, dev, cadı, ejderha gibi hayal ürünü kahramanlar olmakla birlikte tabii ki sıradan insanlara da yine masallarda yer verilebilir. Olayların geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Zaman akışı hızlıdır. Zaten belirsiz olduğu için zaman, mişli geçmiş zaman kullanılıyor. Yer de yine belirsiz olduğu için işte Kaf Dağı'nın ardı vesaire olarak karşımıza çıkabiliyor. 3, 7, 40 sayıları sıklıkla kullanılır. Bunlar birer motif olarak düşünülebilir. Masallar içerisinde bilmemiz gereken en önemli madde arkadaşlar. Masallar bölümlere aynı halk hikayelerindeki gibi ayrılıyor. Bunları biz döşeme, olay ve dua olmak üzere ayırdık. Şimdi şu olay da kendi içinde üçe ayrılır. Serim, düğüm ve çözüm diye. Bakın dod diye aklınızda tutun. Olay da kendi içinde serim, düğüm, çözüm diye ayrılır. Döşeme bölümü arkadaşlar nedir? Bir tekerleme vardır masalın başında. İşte masalın başındaki bu tekerlemenin olduğu bölüm nedir? Döşeme bölümü. Daha sonra olay bölümünde özellikle serim bölümünde ne yapılır? Olaya giriş yapılır. Kahramanlar falan tanıtılır. Düğün bölümünde olaylar genişletilir. Çözümde olaylar biter. Değil mi? En son dilek bölümünde de ne yapar? Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine tarzında mutluluk dilenir ve masal bitirilir. Dini ve milli özellik taşımayan yine çok önemli bir bilgi bakın. Masallar milli değildir arkadaşlar. O zaman milli değilse
Masallar evrenseldir bakın. Unutmayın bunu. Çocuklara iyiyi, doğruyu, güzeli öğretmeye amaçlar masallar zaten bu yönüyle de evrenseldir. Şimdi biz çocukları, Türk çocukları, Alman çocukları, İngiliz çocukları diye ayırt edemeyiz. Hepsine birden iyiyi, doğruyu, güzeli öğretmeyi amaçlarız. O yüzden bunlar evrensel ürünlerdir. Yine az önce dediğimiz gibi mişli geçmiş zamanla yazılır masallar. Şimdi masallarla ilgili araştırmaları Alman araştırmacı William Grimm yapmış. Grimm kardeşler deriz biz bunlara. Eflatun Cem Güney, bakın daha önce sorulmuş masalcı baba. Şöyle soruyu bize sordular, kişileri verdiler, karşılarına unvanlarını verdi. Bunlardan birisi de Eflatun Cem Güney, masalcı babaydı. İşte ölüm şairi, kaldırım şairi, İstanbul şairi falan tarzında. Böyle hangisi yanlıştır diye bir soru daha önce sorulmuş. O yüzden bu tip şairleri, kişileri, yazarları lütfen notlarınız arasına ekleyin. Yine Pertev Naili Boratav, Saim Sakaoğlu, Tahir Alangu ve Nakit Tezel gibi araştırmacılar da Türk masalları üzerine araştırmalar, derlemeler yapmışlar. Binbir Gece Masalları Arap. Bu da yine yanılmıyorsam 2022'de masallarla ilgili böyle bir soru karşımıza geldi. Binbir Gündüz Masalları Hint. Grimm Masalları Alman. Andersen Masalları Danimarka. Perrault, hani Renault araba modeli var ya Fransızların. Perrault, Renault. Oradan aklımızda kalsın. Dünyaca ünlü masal örnekleri. Türk masallar içerisinde en ünlüsü de Keloğlan masallarıdır değerli arkadaşlar. Yine Türk yazarları üzerine çalışmalar yapan, onları hazırlayan, derleyen, toparlayan kişi de Tahir Alangu. Bu masallarımıza da Billur Köşk masalları adını biz ne yaptık? Verdik. Kısaca toparlayıp bitiriyorum. Masal, halk hikayesi, Dede Korkut hikayeleri. Arkadaşlar hepsinden soru karşımıza gelebilir. Neleri bileceğiz bunlarda? Özelliklerini bileceğiz öğretmenim. Sonra önemli buradaki gibi özellikle masalda önemli yazarları, toparlayıcılarını, derleyicilerini bileceğiz. Yine bölümlerini kesinlikle bileceğiz. Bunları bildiğimizde buradan gelecek soruyu da rahatlıkla inşallah yapacağız. Evet, 9. günü de bu şekilde bitirdik. Diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.